Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek? SGK uzmanı tek tek hesapladı. En düşük emekli aylığının 12500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. SGK uzmanı Emin Yılmaz emekliye yapılacak zam farkını hesapladı. İşte tüm ayrıntılar. Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 zam alırken, memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla toplamda %19,31 artış yaşadı. Maaşı 8000 TL'nin altında olanlar ise sıfır zam tehlikesinden kurtuldu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşına yapılan düzenlemenin 3 milyon 780 bin kişiyi, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerini etkilediğini belirtti. Yılmaz, emeklilerin maaşlarını basit bir hesaplama yöntemiyle kontrol edebileceğini ifade ederek, Temmuz ayında 10.000 Türk lirası emekli maaşı aldıysanız, Ağustos ayında ek ödeme ya da ilave maaş alacaksınız, dedi. Emin Yılmaz, Temmuz ayında maaşınız 10.000 Türk Lirası ise 2.500 TL'lik bir fark daha ödenecek ve toplamda 12.500 Türk Lirası olarak maaşınız güncellenecek. Bu durumda 15.000 Türk Lirası yatırılacak dedi. Yılmaz, eğer Temmuz maaşınız 11.000 Türk Lirası ise 12.500 TL'den çıkarıldığında 1.500 TL'lik bir fark kalıyor. Ağustos maaşının eklenmesiyle toplam 14.000 Türk Lirası olacak şeklinde konuştu. Yılmaz, bu şekilde Temmuz ayı ile ilgili geçerli olmak üzere 12500 liradan banka hesabınıza düşen rakamı çıkardığınız zaman orada bir fark oluşuyor. Bu farkla bundan sonra da 12500 Türk lirası ödeneceği için onu da topladığınız zaman sadece Ağustos ayına özgü olaraktan bir ek ödeme yapılacak. Yine altını çizmek istiyorum. Tüm emekler için değil 10.000 Türk Lirası alan ve bununla ilgili bir çalışma olduğu için 12.500 Türk Lirası yükseltildiğinden dolayı sadece 12.500 Türk Lirası altında kalanlarla ilgili bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz dedi. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, son rakamı 5 olanlar ise ayın 19'unda maaşlarını alacağını belirtti. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde, son rakamı 8 olanlar ise ayın 22'sinde maaşları hesabına yatacaktır. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 ünde, son rakamı 4 olanlar ayın 24 ünde, son rakamı 2 olanlar ayın 25 inde ve son rakamı 0 olanlar ise ayın 26'sında maaşlarını alacaktır. Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25 inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26 sında, son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 sinde, son rakamı 2 ve 0 olanlar ise her ayın 28 inde emekli maaşlarını alacağı duyuruldu.